çalıştırmaya baş... Tabii laboratuvarımıza geldikten sonra rutin olarak biz günlük bakım işlemlerine başladık. Ve gördüğümüz kadarıyla da tabii ki hem yaklaşık bir gramın onda biri kadar bir kilo alımı söz konusu. Hareketlerde hızlanma meydana geldi. Bu da demek oluyor ki kaplumbağamız burada aslında doğal ortamından yakın bir ortam hazırladık ve bu buna da adapte oldu. Yavaş yavaş kaplumbağamız da burada yaşamını devam ettiriyor. Az önce gördüğünüz gibi biz günlük olarak belirli bir program hazırladık. Bu program dahilinde kaplumbağamızın beslenmesini gerçekleştiriyoruz. Dış kısımlarını diğer parazitlere karşı ya da bakterilere karşı koruma önlemleri için günlük olarak bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Artı buna ilave de metabolik olarak da fizyoloji kısımlarının nasıl ilerlediğini görmeye çalışıyoruz. Ne demek bu? Tabii ki normal bir yaşam içerisinde kaplumbağamızın yemesi gerekiyor. Aynı şekilde de dışkılaması gerekiyor. Eğer bu ikisini gerçekleştirdiği zaman aslında kaplumbağamız kendi laboratuvar ortamında kendi kendini yaşatabilir seviyeye gelmesi gerekiyor. Bu ikisini biz gerçekleştirdik burada. Sabah hatta bugün sabah dışkıladığını gördük. Dışkısını toparladık. Ve yediğini de gördük. Bu da demek oluyor ki kaplumbağamız burada yaşamını sürdürebilecek gibi gözüküyor. Tabii ki biz böyle diyoruz ama dünyada aslında yaklaşık 100.000'de bir gibi bir olasılıkla bu tip vakalara karşılaşıyoruz ve yaşama olanakları oldukça kısıtlı bu kaplumbağaların. Bunu biz bir şekilde hani büyütebilirsek aslında bilim dünyasına da güzel bir veri kapsamına girecek. Bunu görüyoruz burada. Daha da ilerisi işte yerel insanlardan da çok fazla ismiyle alakalı yorumlar yapıldı. Hatta biz de bir kamuoyu yani kendi aramızda bir kamuoyu şeklinde bir yaklaşımla ismini Pamukkale olarak koyduk. Aslında tek bir hayvan gibi görünüyor. O yüzden Pamukkale ismini seçtik. Bireylerden bir tanesine pamuk, diğerine de kale diyerek aslında kendi içerisinde güzel bir sınıflandırma yolunu seçtik. Böylelikle de hem hayvan tek bir hayvan, ismi Pamukkale, sağdaki hayvan pamuk, diğeri kale olarak da birleştirmiş olduk. Bu da hani hem üniversitemizin adına hem de türün yani bireyin bulunduğu Pamukkale bölgesine atfen aslında güzel bir yaklaşım olacağına inanıyoruz. 5 gündür pamuk ve kalenin bakımını üstleniyoruz. Laboratuvarımızda her gün temizliklerini, bakımlarını, beslenmesi olup olmadığını ve dışkılamalarını da takip ediyoruz. Bizim için çok değerli bireyler. Her gün o yüzden gözlemlerini yapıyoruz. Bayağı ilgi çekici. O yüzden de çok uzun süre bizimle birlikte yaşamasını diliyoruz. O yüzden bütün elimizden gelen özveriyle, özenle bakmaya çalışıyoruz.